Çocuğunuzun madde kullanmadığının aslında en keskin yolu idrar testi ya da saç testi yaptırmaktır. Fakat bundan önce eğer şüpheleniyorsanız çocuğunuzun madde kullandığıyla ilgili şöyle şeyler gözlemleyebilirsiniz. Aileyle olan iletişimde azalmalar meydana gelir. Aileyle vakit azalır, çevresiyle geçirdiği, diğer arkadaşlara geçirdiği vakitler azalmaya başlar ve çevresi tamamen değişmeye başlar. Tanımadığınız arkadaşlar edinmeye başlar. Kilo kayıpları gözlenebilir. Çok fazla öfkelendiğini gözlemleyebilirsiniz. Okulunu aksatmaya başlar. Eğer işine gidiyorsa işini aksatmaya başlar ya da artık o sorumluluklarını almamaya başlar. Eğer bunları gözlemliyorsanız bunlar çocuğunuzun madde kullanımıyla ilgili bir işaret olabilir. Çocuğunuzun madde kullandığında genelde anne babalar bunu kabullenmekte çok zorlanırlar ve anne baba kendi arasında ilk başta çatışmaya başlar. Senin suçun, benim suçum ya da bizim suçumuz gibi. İlk önce çocuğu gerçekten gözlemlemek gerekiyor. O şüphelerinde haklılar mı? Maddeyle ilgili araştırma yapılması gerekiyor. Hangi maddeler, hangi maddelerin ne gibi etkileri var? Ya da o kullandığı maddeler, eğer şüphelendikleri bir madde varsa, evde gördükleri bir madde, yakaladıkları bir madde varsa o madde hangi madde? İyice araştırdıktan sonra, gerçekten iyi bir ortam hazırladıktan sonra çocukla konuşmaları gerekiyor. Ama ortamın iyi hazırlanmış olması gerekiyor. Duygu ve düşüncelerini, maddeyle ilgili duygu ve düşüncelerini çocuğa çok net söylemeleri gerekiyor. Çocuk bunu ilk duyduğunda çok büyük ihtimalle karşılaştığımız şeylerden bir tanesi bunu reddedecekti. Bunu reddettiğinde çocuğun üstüne gitmektense tekrar bu konuyu kapatıp tekrar gözlemlemeye başlayıp tekrar uygun bir ortam bulup çocukla konuşmak gerekiyor ve yardım alması gerektiği, tedavi olması gerektiği anlatılması gerekiyor.